sel felaketinin vurduğu Kumluca'da birçok iş yeri sel sularıyla birlikte taşınan çamurla doldu. Taşan dereyle birlikte gelen birçok dal ve ağaç parçası da dükkanların içine dolup taşmış durumda. Esnafların büyük zararı olan bu sel sonrası iş yerlerindeki ürünlerde kullanılamaz hale geldi. Kumluca ve Finike'yi etkisi altına alan sel felaketinde özellikle ilçe merkezinde bulunan esnaflar büyük zarar gördü. Aralıksız yağan şiddetli yağmur Kumluca ve Finike'ye adeta kabusu yaşattı. Yüzlerce iş yeri ve bina sular altında kaldı. Gördüğünüz gibi yollar bu şekilde çamur deryasına dönüştü. Gece 3 sıralarında işte şiddetli yağmur sonucunda dereler taşmış, dağlardan ağaçlar sürüklenip gelince o yüzden de çarşının içine tamamen sel girmiş durumda. Allah tarafından geldi, yapacak bir şey yok artık. Valla çok büyük bir zararımız var ve şu an bu zararı eş dostlarımız var sayesinde şurada, kapı komşularımız sağ olsun. Ama bu birlik beraberlik olmadığı müddetçe bu çözülmez. Devletin tez zamanla buraya bir müdahale etmesi lazım. Nasıl tespit çalışmaları yapılacak? Daha bir şey görülmedi. Şu an benim 780 milyar zararım var yani şurada. Ama ne zaman belli olacak onu Allah bilir. Ve belediyenin bir an önce şu enkazı buradan kaldırması lazım. Yani yapacak bir şey yok. Allah kimsenin başına vermesin. Bizi böyle seracılar ne yapsın? Gece yarısı şiddetini arttıran yağmur ve taşan dereyle dükkanları su dolan esnaf eşyalarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Halit Çılgın Caddesi üzerinde bulunan iş yerleri tamamen sular altında kaldı. İşte gördüğünüz bir telefoncu dükkanındayız. Üçüncü çekmeceye kadar sular tamamen buraya kadar gelmiş sel suları ve şu an çekmecelerin içinde bulunan birçok cihaz da tamamen kullanılamaz hale gelmiş bu şekilde. Ben yatıyordum zaten, hiç haberim yoktu. İşte arkadaşlar burada, esnaf arkadaşlarım aradı. Böyle böyle dedi. Sende de illa bir şey vardır. Zaten çıktım, çıkamadım, gelemedim. Buraya gelemedim zaten ben. Çünkü her yer sel. Arabalar zaten yüzüyordu. En son saat 5'te gelebildim. Su biraz durgunlaştıktan sonra geldim. Bayağı kötüydü. Esnaf selde zarar gören eşyalarını ve ürünlerini dükkanlarının önüne çıkararak hem dükkanını hem de ürünlerini temizledi. Sabah erken saatlerde Vali Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sel bölgelerine giderek incelemelerde bulundu. İhbar sayısı daha tam tespit etmiş değil. Kumluca'nın Göksu Mahallesi'nde ise sel sırasında iki itfaiye aracı sulara gömüldü. Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinde Göksu Mahallesi'nde bir yaşlı adam evinde mahsur kaldı. İşte o yaşlı adamı kurtarmak için itfaiye ekipleri yola çıktı. Tam da bu noktada sel sularına kapılarak gömüldü itfaiye aracı. İşte o itfaiye aracını kurtarmak için başka bir itfaiye aracı yola çıktı. O da arkamda gördüğünüz gibi sulara yarım şekilde gömüldü. Çok şükür ki iki itfaiye aracında da can kaybının yaşanmaması mutluluk vericiydi. Yaşlı bir bey amcamızı kurtarmak üzere giderken bu kalınca öbürü devam etmiş. O da şu anda göremiyor. Su seviyesi düşmesi lazım. Az ileride diyor arkadaşlarım. Ama çocuklarımız sağlıcakla çıktı, sağlıkla. Çok en önemlisi can kaybımız yok. İnşallah onlar da telafi ederiz. Onlar belediyeyiz. Biz gereğini yaparız. Önemli olan üreticilerimiz, burada esnafımızın durumunu düzeltmemiz, destek olmamız lazım. Zararlarının çok büyük olduğunu ifade eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, suların çekilmesi sonrasında detaylı hasar tespit çalışmalarının yapılacağını kaydetti. Hasar tespit çalışmaları çok başlayamadı çünkü memurların bunun içine girip şu an yolu, izi veya işte şuradan karşıya geçme şansınız yok. Ve netice itibariyle şu an hasar tespiti çok ciddi şey olarak değil ama sadece şimdi bizim gibi aynı çevreyi tahmini bir şekilde bu 12-13 bin dönüm rakamı veriyoruz. Ha, daha da yükselebilir, belki de düşebilir ama tam net olarak metre metre hesaplayamadığımız için biz iki sadece kendi gezdiğimizle sahayı bildiğimiz için bu rakamları söyleyebiliriz. Kumluca merkezde yapılan temizlik çalışmaları gecede devam etti. Kumluca'da yaşanan selin izleri akşam yapılan çalışmalarla da silinmeye başlandı. Arkamda gördüğünüz gibi belediyenin tüm işçileri şu anda yollardaki çamurları temizliyorlar. Belediye işçilerine askerler de destek veriyor. Şiddetli yağışın son bulması sonrasında hemen dükkanlarına koşan esnafa AFAD ekipleri, belediye çalışanları ve askerler de destek verdi.